Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümündeyiz. Önce 99. yıl dönümünü ben bütün hepimiz için ve bütün Türk ulusu için Cumhuriyet Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyete geliş süreci tabii önemli bir süreç. Tarihi sürece baktığınızda 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde geri çekilme ve toprak kaybı başlar. Osmanlı Devleti bu geri çekilme ve toprak kaybını bir türlü önleyemez. Ve gelinen aşamada 1. Dünya Savaşı sonunda 1918'de 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen tarih sahnesinden aslında silinir. Ve o zaman Mustafa Kemal Paşa'yı biz daha Atatürk değil 1934'te soyadı kanunu kabul edecek ve Atatürk soyadını alacak. Mustafa Kemal Paşa hepimizin bildiği gibi 19 Mayıs 1919'da Anadolu Samsun yolculuğuna başlıyor. Samsun'a çıkıyor. Orada milli mücadeleyi başlatıyor Mustafa Kemal Paşa. İşte Samsun, Amasya Genelgesi, Kongreler Dönemi ve daha sonra Ankara yolculuğu 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Ardından Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihinde bir dönüm noktası. Ve biraz önce söylediğim gibi 1683 yılında başlayan bu Türk çekilmesi ve toprak kaybı 238 yıl sonra İlayda Hanım Mustafa Kemal Paşa tarafından Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle durduruluyor. Savaş tarihine böyle geçiyor. Mustafa Kemal Paşa o zaman tabii 40 yaşında. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. 238 yıllık bu çekilme durulduktan sonra ardından büyük taarruzla hepimizin bildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'na götüren süreçte büyük taarruzla işgalcilerin hayalleri yerle bir edilir. Burada şunu vurgulamakta yarar var. Anadolu'yu işgal edenler sadece Yunanlar değil, yani Yunanistan değil. İngiliz desteğindeki Yunanistan var. İstanbul'u işgal edilen İngiliz, Fransızlar ve İtalyanlar var. Güneyde, Güneydoğu'da İngilizler, güneyde Fransızlar, güneybatıda İtalyanlar var. Dolayısıyla Türkiye, Anadolu'da o zaman 200 binden fazla istila ordusunun askeri vardı. Böyle bir işgal vardı. Ve Mustafa Kemal Cumhuriyet'e giden bu süreç, işte bu milli mücadeleyle beraber Mustafa Kemal Paşa'nın büyük taarruzu da zaferle sonuçlandırılmasından ve işgalcilerin hayallerinin yerle bir edilmesinden sonra ilk adım Cumhuriyet'e giden süreçte ilk halkayı bir zincirse eğer Cumhuriyet ilk halka 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Neden? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu aslında Cumhuriyet'in tanımından başka bir şey değil. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'i elbette bir gecede kurmadı. 28 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde sofraya çağırdığı arkadaşlarına evet efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedi ama o anda aklına gelen bir düşünce değil. O sonunda ortaya çıkan bir sürecin son cümlesiydi o. Mesela bir gecede kurmadı. Cumhuriyet Mustafa Kemal'in kafasında uzun yıllar boyunca şekillenen Çağdaş Türkiye projesinin eseridir. Ne demek bu? Mustafa Kemal gençliğinden itibaren Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu, Kant'ı okuyor, yabancı aydınları. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi Türk aydından besleniyor. Ve Cumhuriyet fikri, demokrasi, insan hakları fikri o süreci oluşuyor Mustafa Kemal'in kafasında. Hatta 21-22 Haziran Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından daha 2 gün sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan 2 gün sonra vilayetlere, komutanlara ve valilere yayımladığı bir rapor var. Bu raporun özeti şudur, bir maddesi der ki daha 1919, 21 Mayıs 1919 millet milli egemenlik esasını benimsemiştir ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir ve bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır der. Milli egemenlik ve Türk milliyetçiliği nedir? Cumhuriyetin tanımından başka bir şey değil. Ne zaman söylüyor bunu? 1919'da. Dostlar arasında dürüst vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. 21-22 Haziran 1919'da yine Amasya Genelgesi'nde yani İhtilal Beyannamesi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Hükmü cümlesi aslında
Cumhuriyetin ve milli egemenliğin tanımından başka bir şey değil. İşaret fişeğini daha 1919'da Sivas Kongresi'nde ve Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar. Mesela Erzurum Kongresi'nde milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır cümlesi milli egemenliktir. Cumhuriyetin kendisinden başka bir şey değildir. Bütün bu süreç Mustafa Kemal'in kafasında Cumhuriyet'in bir gecede oluşmadığını, gençliğinden beri Çağdaş Türkiye projesinin bir eseri olarak beyninde geliştirdiği proje olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda Mustafa Kemal işte biraz önce söylediğim gibi yabancı aydınları, Türk aydınları okuyor, besleniyor ve Cumhuriyet fikri ortada çıkıyor. 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasıyla beraber egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor ama anayasada daha o değişiklik yok. Ondan sonra ikinci önemli halka 1921 Anayasası'nın birinci maddesi milli egemenlik ilkesi yer alıyor. 1921 Anayasası'nda. Üçüncü adımda Cumhuriyet'e giden zincirin halkalarından üçüncü adımı Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruza işgalcilerin hayallerinin yerle bir edilmesi ve ana vatanın yani vatanın işgalcilerden kurtarılması. İşgalcilerden kurtarılmayan bir vatanda Cumhuriyet ilan etmek mümkün değil zaten. Dördüncü adım 1 Kasım 1922'de hepimizin bildiği gibi saltanatın kaldırılması. Ne demek? Saltanat babadan oğula geçer. Padişahlık babadan oğula geçen. Millet yok, ümmet var. Birey yok, kul var. İşte o saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor. Cumhuriyete giden süreçte 5. adım olarak şunu söyleyebiliriz. 24 Temmuz 1923'te Sevr'in yırtılması yani Türkiye'yi parçalayan, vatanı parçalayan Sevr Anlaşması'nın yırtılması, çöpe atılması ve Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıdır. 6. adım şunu söyleyebiliriz. Ankara'nın başkent ilan edilmesi 13 Ekim 1923 ve 7. adım nihayet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ve rejimin değişmesi. 8. adım var ki 3 Mart 1924'te geldiğimizde halifeliği kaldırılması. Dolayısıyla Cumhuriyet'e giden böyle bir adımlar var. Bu adımlardan sonra Cumhuriyet yavaş yavaş rejim olarak değişikliğe uğruyor ve Mustafa Kemal Paşa tabii o zaman Atatürk değil. 29 Ekim 1923'te saat 20.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet kabul edildikten sonra, ilan edildikten sonra hemen kısa bir süre sonra 20.45'te bu kez Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. Cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sükunun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaşlar ve bu yurtta oturanlar Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve saadet imkanlarından azami istifade etmektedirler. Cumhuriyetin dış politikadaki ve iç cephedeki en önemli prensibi yurtta barış, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barış kimilerinin dediği gibi pasif bir politika değil. Dünyanın en aktif politikasıdır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923'te devredilen miras, Osmanlı'dan devredilen miras oldukça kötüdür. Neden kötü? Şöyle söyleyelim. Türkiye'nin nüfusu 13 milyon. Yani Cumhuriyet ilan edildiğinde biliyorsunuz Osmanlı vardı, yıkıldı, tarih sahnesinden silindi, meclis kuruldu, Türk İstiklal Savaşı zaferle sonuçlandırıldı ve Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de 13 milyon nüfus vardı. Ama bu 13 milyon nüfusun 3 milyonu sıtma, travma, verem gibi hastalıklarla uğraşıyordu. Ayrıca okuma yazma oranı 13 milyonda yani Türkiye'de, Trakya dahil erkeklerde %7, kadınlarda %4. Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe okuma yazma oranı radikal bir şekilde düşüyor. 40 bin köy var o zaman Anadolu'da. 40 bin köye karşılık diplomalı ebe sayısı kaç biliyor musunuz? 136 sadece 40 bin köyde. 40 bin köyde sadece kaç doktor var biliyor musunuz? Bütün Türkiye'de Trakya 337 doktor var. Ve bütün Türkiye'de sadece 434 sağlık memuru var. 37 bin köyde okul, posta, yol yok. 40 bin köyün, 37 bin köyünde okul, posta, yol yok. Ve ülkede sadece 72 ortaokul var, 23 lise var ve ülkede sadece bir üniversite var.
ve kadınlar ikinci sınıf sayılıyor. İşte Cumhuriyet böyle kötü bir miras devraldı. Çok değil 10 yıl sonra bütün dünyanın gıptayla bakacağı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıkacaktı. Çok değil 10 yıl sonra, hatta 11 yıl sonra 1934'te Cumhuriyete devredilen mirasa kadının adı yok. Yargıç olması, pilot olması, kadının profesör olması, öğretim üyesi olması hayalden öte bir şey. Öyle bir şey düşünülmüyor. Çünkü Osmanlı'da kadın zabiten ikinci sınıftı. Cumhuriyet çok değil, 11 yıl sonra 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiğinde Cumhuriyet, Atatürk'ün Cumhuriyeti, İtalya ve Fransa kadınlarına bu hakkı 12 yıl sonra 1946'da veriyor. İsviçre, şu anda dünyanın en modern ülkelerinden biri saydığımız İsviçre, Türkiye 1934 yılında, Atatürk'ün Cumhuriyeti 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını verirken İsviçre 1971'de veriyor. Ve 1935'te yapılan seçimlerde 18 kadın meclise giriyor. Erkeklerle kadın oranına baktığımızda, temsil oranına baktığımızda bu rekoru ancak Türkiye 2000'li yıllarda kuruyor. Kadınların erkeklere göre oranı. Dolayısıyla Cumhuriyet Atatürk'ün mucizesidir. Çok değil. 1926'da Kayseri Uçak Fabrikası'nda Türkiye kendi uçağını üretiyor. 1934'te ürettiği uçaklardan birini İran'a hediye ediyor. Çok değil. Cumhuriyet 15 yıl sonra, Atatürk daha ebediyete intikal etmeden önce 1938'de Atatürk'ün Cumhuriyeti ürettiği kolera aşısını Çin'e yardım olarak gönderiyor. Cumhuriyet aslında Atatürk'ün mucizesidir. Ondan yurtta barış, dünyada barış, işte burada bu yurtta barış, dünyada barış sayesinde, bu aktif politika sayesinde Cumhuriyet 1938 yılında Hatay tek kurşun atılmadan, şu andaki Hatay ilimiz tek kurşun atılmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılmıştır. 1938'de Türk askeri Hatay'a girmiştir. 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ana vatana, vatana katılmıştır. Ama tek kurşun atılmadan. Bu nedir? Yurtta barış, dünyada barış politikası sayesindedir. 1936'da o zaman Boğazlar komisyon tarafından yönetiliyordu. Yani İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi, o Boğazlar deyimi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen değildi. Orada asker bulunduramıyordu. 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem dış politika başarısıyla, diplomatik başarısıyla Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların egemenliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesin egemenliğine girmişti. Bu da Cumhuriyet'in yurtta barış, dünyada barış politikasının en önemli başarılardan biridir. Gelelim. İkinci Dünya Savaşı dışında kalmıştır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, biliyorsunuz o zaman en güçlü ülkeler ABD, Amerika, İngiltere ve Rusya. Ve bunlar kim vardı? ABD'nin başında Roosevelt, İngiltere'nin başında meşhur Churchill ve Sovyet Rusya'nın başında Stalin var. Üçü de Türkiye'ye baskı yapmalarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti izlediği yurtta barış, dünyada barış politikası sayesinde İkinci Dünya Savaşı dışında kalmayı başarmıştır. Bu yurtta barış, dünyada barış politikasının muhteşem başarılarından biridir. O da Atatürk'ün Cumhuriyeti sayesindedir. Yine günümüz tarihine geldiğimizde 1974'te koalisyon hükümeti tarafından, rahmetli Ecevit tarafından ABD'ye, NATO'ya ve büyük emperyalist güçlere rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'taki soydaşların zulümden kurtarmak ve onlara kendi topraklarını vermek için Kıbrıs Barış Harekatı'nı başarıyla yapmıştır. Atatürk'ün gençlik tanımı kimilerimizin ya da bazılarımızın sandığı gibi biyolojik yaşla ilgili değil. Atatürk gençliği şöyle de, Atatürk'ün fikirlerini, prensiplerini, düşüncelerini takip ediyorsanız herhangi bir yaşta olabilirsiniz ama Atatürk için siz gençsiniz demektir. Dolayısıyla Atatürk, benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir dediği Cumhuriyet'e gençliği armağan etmiştir. Ama bu gençlik biyolojik yaştaki olan, bizim bildiğimiz
o 18-25 veya 16-25 veya 30'a kadar olan gençliği kastetmiyor. Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini, prensiplerini, ilkelerini, devrimlerini ve Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine erişilme hedeflerini benimseyen herkes Atatürk için gençtir. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle lazım değil. Nutuk çok önemli. Atatürk tabii Cumhuriyet Atatürk'ün en büyük eseridir kuşkusuz. Ama Atatürk'ün yazdığı 14 tane de kitap var. Bu 14 kitabın en önemlisi de nutuktur. Yani söyle veya kimile bazılarımız büyük nutuk der. Atatürk bu nutuğu yıllar boyu yazar. Ama nutuk muhteşem bir eserdir. Nutuk belgelere dayanır. Yani bir anı bir hatıra değildir. Yani ikinci kaynak, üçüncü kaynak sayılabilecek tarihçiler arasından bir referans değildir. Asıl kaynaktır. Neden? Atatürk söylediği her sözü arkasında bir belgeyle beslemiştir ve ispatlamıştır. Bu nedenle nutuk siyasi bir belgedir. Nutuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hafızasıdır. Atatürk nutku yazdıktan sonra, uzun yorucu bir çalışma sonucunda yazdıktan sonra 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 gün süreyle okur. Günde 6 saat okur. Toplam 36 saat, 33 saatte nutuğu bitirir. Her gün 6 saat, 6 saat. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar. Durum budur diye devam eder. Son cümleye geldiğinde de şöyle der. Gençliğe hitabeyle son bulur. Sizin dediğiniz gibi vasiyetiyle son bulur gençliğe. Çünkü en büyük eserim Cumhuriyet'tir der. Atatürk'ü izleyenler son sayfaya geldiğinde, yani 6. günün son dakikalarına, son dakikasına geldiğini, 6 günde 36 saatte hiç sesi titremeyen Atatürk'ün sesi titremeye başlar. Neden? Çünkü en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i hitabeyle gençliğe emanet ediyor. Sesi titrer ve yanında bulunanların anılarına göre Atatürk'ün gözlerinden yaşlar gelir. O zaman sesi titremeye başlar. Gençliğe hitap eden önce titrek sesle şu cümleyi söyler Mustafa Kemal Atatürk. Nutuğun son cümlesi artık 32. dakikaya geliyor. 36 saat 32. dakikada. Der ki, bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Ne muhteşem bir cümle. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum der. İşte gözlerinden o anda yaşlar süzülür. Ardından hepimizin bildiği gibi gençliğe hitabeyi okumaya başlar. Biraz ağlamaklı sesle, ey Türk gençliği, birinci vazifem Türk istiklalini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diye başlayan gençliğe hitabesini okumaya başlar. İşte 15-20 Ekim 1920'de okuduğu bu hitabeyle Mustafa Kemal Atatürk en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençliğe, yani Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve devrimlerini, düşüncelerini, prensiplerini takip eden her yaştan kadın ve erkek Türk vatandaşına emanet eder. Yurdumuzun, dünyanın en mahmut, en medeni milletleri seviyesine çıkaracağız. Atatürk'ün Türklük anlayışı, yani Atatürk'ün cumhuriyet anlayışı veya milliyetçilik anlayışı hiçbir zaman ayrıştırıcı değil. Daima birleştiricidir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında ve Atatürk'ün cumhuriyeti etnik, mezhepsel, dinsel ve dinsel farklara dayanmaz. Dinsel fark gözetmez. Etnik, mezhepsel fark ayrımcılık gözetmez. Atatürk der ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir der. Tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türk halkına demiyor. Türkiye halkına. Ne demek bu? Türkiye'de yaşayan herkes. Yani etnik mezhepsel temellere dayanmaz. Ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Irkçı değildir. Bakın, bazılarının dediği gibi değildir. Eğer öyle olsaydı,
doğuda Mardin'in bir köyünden Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşıyan ya da güneyde herhangi bir fakir köyden, fakir bir köyden güneyde Çoban Sülüğü yani Süleyman Demirel'i Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyan rejimin adı Cumhuriyet olmazdı. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet liyakattır. Türkiye'den Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve kadını çıkarın. Geride şu anda kanın gözyaşının dinmediği Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Afganistan kalır. Biliyorsunuz Atatürk'ün 6 tane temel ilkesi var. Bütünleyici ilkeler de var ama temel ilkeler nedir? Yani Atatürk'ün o ilkeleri dediğimiz o zincire baktığımızda cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçilik. Bunlardan milliyetçilik, halkçılık, devletçilik o sizin söylediğiniz sosyal devlet ilkesini esas alır. Burada eşitlik söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkes eşittir. Şimdi Osmanlı'dan Türkiye'ye devredilen mirasta ne dedik? Padişahlık babadan oğula geçiyor. Ümmet var, millet yok. Kul var, birey yok. Yani biat sistemi var. Cumhuriyet ne yaptı? Cumhuriyetle birlikte, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle birlikte ümmet millet oldu. Ve kul değerli birey oldu, özgür birey oldu. Ve gelişme başladı. Atatürk Cumhuriyeti'nde sosyal devlet anlayışında eşitlik ön plandadır. Size bir anekdotu müsaade ederseniz aktarayım burada. Mustafa Kemal Atatürk 1938'de sonsuza uğurlandıktan sonra İsmet İnönü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçilir. Cumhuriyet öyle muhteşem kurulmuş ki o kadro tarafından, o kahramanlar tarafından. Bakın İsmet İnönü Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 9:05 geçe sonsuzluğa uğurlandıktan sonra ertesi gün 11:45'te yani 24 saat sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir kriz olmadan, hiçbir çatışma olmadan, hiçbir uyuşmazlık olmadan İsmet İnönü'yü Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçiyor. Celal Bayar'ın Fevzi Çakmak'ın bulunduğu ortamda düşünebiliyor musunuz? İşte Atatürk'ün Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyet'in mucizesi bu, başarısı bu. Bir anekdotla müsaade ederseniz Atatürk'ün sosyal devlet anlayışını, liyakat sistemini ve fırsat eşitliğini anlatmak istiyorum burada. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan iki memur İsmet İnönü'nden randevu alıyor Dışişleri Bakanlığı. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'na görüşecek. İsmet İnönü de görüşecekler. Randevu zamanlarında gitmişler. Odasına, huzuruna çıkmışlar. Buyurun demiş İsmet Paşa. Efendim demişler, Dışişleri Bakanlığı'nda bir memur sınavı kazandı. Dışişleri sınavını kazandı, diplomat sınavını kazandı. Bunun için fikrinizi sormaya geldik. İnönü tabii hiddetleniyor, sinirleniyor. Benim seviyemde değil ki diyor, ben Cumhur Reisiyim. Eğer Dışişleri Bakanlığı'ndan bir memur sınavı kazanmışsa bana ne? Hayır efendim öyle değil diyorlar. Nedir? Ali Kemal'in oğlu bu. Ali Kemal kim? Türk İstiklal Savaşı'nda İngilizleri destekleyen ama milli mücadeleye karşı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının ölüm idam kararını onaylayan İçişleri Bakanı ve yazar Ali Kemal meşhur. Sonra vatan haini ilan ediliyor. Oğlu kazandı diyorlar. İkinci Dünya Atatürk'ün tabii sonsuza uğurlandıktan sonra İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde. İsmet Paşa bakıyor. Olsun Ali Kemal'in oğlu olsun. Kazandı mı kazandı. Ne mahsuru var? Sakıncası ne diyorlar? Efendim sadece fikrinizi sor. Hayır olsun der. Problem. Ve o oğlu yani Zeki Kuner Alp Bey daha sonra Madrid Büyükelçiliği de yapıyor ve başarılı bir büyükelçi oluyor. İşte Atatürk'ün Cumhuriyeti hiçbir zaman kindar olmadı. Atatürk'ün Cumhuriyeti hep liyakat sistemini izledi ve Atatürk'ün Cumhuriyeti hep fırsat eşitliğinden yana oldu. Bu da en önemli örneği de size anlatmış oldum böylece.
Laiklik 1937'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına girmiştir. Bir ilke olarak girmiştir. Ve laiklik çok önemli bir ilkedir. Evet, bütün ilkeler zincirin halkalarıdır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçilik. Hepsi bir zincirin halkaları. 7 tane halka. Bu zincir 6 tane. Bu zincirden bir halkayı çıkarın, zincir kopar. Yani dolayısıyla her ilke çok önemlidir. Hiçbir ilke önemsiz değildir. Ancak laiklik çağdaşlaşma prosesinde çok önemli ve yaşamsal önemde bir ilkedir. Atatürk'e göre çağdaşlaşmanın ön şartı laikliktir. Diyor ki Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devletin resmi dini olmaz. İnsanın, bireyin dini olur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar, bilimin çağdaş medeniyete sağladığı esas ve şekillere ve dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve uygulanır. Din telakkisi vicdani olduğundan, Cumhuriyet din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin çağdaş ilerlemesine başlıca başarı etkeni olarak görür. Yani Atatürk özetle der ki, laiklik sadece din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması değil, aynı zamanda bir ülkede yaşayan bütün insanların, vatandaşların din ve vicdan hürriyetinin de garantisidir. Laiklik o kadar önemlidir. Ve laiklik, der Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlaşmanın ön koşuludur. Ve Atatürk deyince, ve Atatürk'ün cumhuriyeti deyince İlade Hanım, Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve umut demektir, umut. Atatürk gençliğinden itibaren, daha yüzbaşılığından, harp okulundan itibaren, askeri öğrenciliğinden itibaren ordunun siyasete bulaşmasının ve ordunun askerlik sanatından uzaklaşarak başka düşüncelere kapılmasının orduyu ne kadar felakete sürüklendiğini en iyi bilen Mustafa Kemal'dir. Bunu nerede yaşadı Mustafa Kemal? Balkan faciasında, Balkan felaketinde yaşadı Mustafa Kemal. Balkan Savaşı 1912-1913, Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal 31-32 yaşındadır. Ama ordunun siyasete bulaşmasının sonucunda Osmanlı'nın nasıl felakete sürüklendiğini ve ordunun nasıl bir faciaya, bir felakete yol açtığını görmüştür. Özellikle Balkan Harbi'nde. Mustafa Kemal 1914'te 33 yaşındayken bir kitap yazar. Balkan Savaşı, Balkan faciası, felaketi bitmiştir. Ben Balkan Savaşı'na savaş diyemiyorum. Faciadan ve felaketten başka bir şey değil. Balkan faciası ya da felaketinden sonra Nuri Jonker, onun arkadaşı, Mustafa Kemal de Sofya'da askeri ateşedir. 33 yaşındadır. Nuri Jonker, onun arkadaşı, asker arkadaşı, yani okul arkadaşı, ona Zabit ve Kumandan diye bir kitap gönderir. Kısa bir çalışma. Subay ve Komutan diye. Ne demek? Balkan Savaşı'nda, Balkan felaketinde yapılan hatalar ve alınan dersleri yazar. Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşidir. Alır, okur, çok beğenir ve buna cevap yazar. Bunun cevabının ismi Zabit ve Kumandanla Hasbahal. Yani subay ve komutanla konuşmalar. Subay ve komutanla söyleşi anlamında. Yani Balkan felaketinde yaşanan o facialar zincirini Mustafa Kemal şiddetle tenkit eder, komutanları şiddetli bir şekilde eleştirir. Ve Mustafa Kemal orada der ki, ordunun can damarı olup köklü geleneklere bağlı olarak gelişip olgunlaşan askeri disiplin duygularını o zaman bugünkü Osmanlı ordusu içinde görmeyi istemek, arzu etmek insanın ruh ve tabiatını bilmemektedir. Yani der ki, artık orduda disiplin anlayışı yok. Atatürk şuna bağlar Mustafa Kemal o zaman 34 yaşında. Bu siyasete karışmış olduğu, artık emir komuta zincirini de bırakmış ve Balkanlarda öyle bir felaket yaşadı ki bu ordu, İlayda Hanım, Selanik'i tek kurşun atmadan,
Manastır ve Üsküp'ü tek kurşun atmadan işgalcilere teslim etmiştir. Selanik'te Hasan Tahsin Paşa'nın 27 bin askeri var. Yunan ordusunun 26 bin askeri var. Hasan Tahsin Paşa tek kurşun atmadan Selanik anahtarını teslim etmiştir. Manastır ve Üsküp de öyledir. Balkan 400-500 yıl Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Balkan coğrafyası ve Balkan toprağı, ki Balkan coğrafyası ve toprağı Osmanlı Devleti'nin geliştiği yerdir. Osmanlı bir Balkan devleti olarak gelişip büyüdü. Asıl Türklerin yurdudur orası. Selanik muhteşem bir kültür ve sanat kentidir. Ve 4-5 haftada ordu elden çıkardı. Neden? Dini nüfuzlar. Yani askerlik sanatından uzaklaştı, dini hükümler ve dini nüfuzlarla, dini hükümlerin orduya nüfuz etmesiyle emirleri uygulamaya başladı. İşte Mustafa Kemal bu gerçeği gördüğü için ordunun siyasetten ve ordunun askerlik sanatı dışında, akıl, bilim, teknoloji dışında, strateji dışında, askerlik sanatı dışında dini nüfuzların etkisinde kalmayı, dinin siyasete alet edilmesi, dinin ordunun içine girmesine şiddetle karşı koyar ve bunu en iyi biz zabit ve kumandanla hasbihal dediğimiz subay ve komutanla konuşmalar kitabında görürüz. Tarih neden kıskanıyor? Bu tarihin kıskandığı lider. Mustafa Kemal Atatürk'ü şu anda Türkiye'de bazı kesimler veya kimi insanlar veya tarihe nankörlük edenler, tarihe haksızlık edenler, Mustafa Kemal Atatürk'ü sıradanlaştırma yarışında sürekli yer almak istiyorlar. Bu tarihe haksızlık bu. Mustafa Kemal Atatürk'ü biz sadece Türk tarihinden okumuyoruz. Avustralya tarihinden, Yeni Zelanda tarihinden, ABD, Amerika'nın tarihinden, Alman tarihinden, Avustralya tarihinden, Fransa tarihinden ve diğer çok sayıda ülkenin tarihinden, Yunan tarihinden okuyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü o tarihten okuduğumuzda gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel bir lider olduğu ama tarihin bile kıskandığını ortaya çıkarıyor. Nasıl? Bir iki örnekle açıklayalım. 1915'te Mustafa Kemal 34 yaşındayken İlada Hanım Çanakkale muharebeleri olur. Çanakkale'de Mustafa Kemal bir tümen komutanıdır. 34 yaşında yarbay, sonra albay olur. Gerçi daha sonra Anafartalar grup komutanı olur ve ordudan ordu kadar bir birliğe de emir komuta eder. Hiç kuşku yok. Ama yarbay, daha sonra albay olur. Karşısında savaşan General Birdwood var. İngilizlerin Tuğ generali. Adı General Birdwood. Anzakların komutudur. Mustafa Kemal karşısında yenilir tabii Anzaklar. Ve Çanakkale muharebeleri Mustafa Kemal'in ve o kahraman kadronun, kahraman askerlerin, Mehmetçiklerin sayesinde Çanakkale muharebelerinde bir destan yazılır. Tabii yenilen bu İngiliz general daha sonra 1916'da İngiliz, Fransızlar ve diğerleri Çanakkale'den çekilirler cepheden. Herkes ülkesine gider. İngiltere, Londra, General Birdwood'a Mareşal rütbesi verir. Mareşal biliyorsunuz bir askerlikte en büyük rütbedir. Niye? Çünkü Anzaklar iyi dövüşmüştür, yenilmiştir ama iyi sevk ve idare etmiştir, yönetmiştir savaşı. General Birdwood yıllar ilerler, hastalanır. Yıl 1938, 10 Kasım 1938. Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal ediyor. Dünya ajansları ilk haber olarak veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu diye. General Birdwood hasta yatağında 80 yaşlarında, ayağı şişmiş, kangren tehlikesi var. Doktorların gözetiminde. Ajansı dinledikten sonra General Birdwood hiç görmüyor. Atatürk'ü daha Çanakkale Muharebesi'nden sonra bir defa görüyor, daha sonra görüşmüyorlar. Ama yenilmiş Mustafa Kemal'e ve İngiliz tarihinde yenilmiş olarak geçiyor ama Mareşal olmuş. Emekli şimdi. Der ki doktorlarına, ben Atatürk'ün yapılacak Türkiye'deki devlet törenine, cenaze törenine katılacağım der. 21 Kasım'da yapılacaktır. Ajanslar bunu duyurur. Yani haberler, radyolar. Doktorlar zanneder ki herhalde bizim Mareşal'in aldığı ağrı kesiciler nedeniyle biraz problemi var. Doğru dürüst anlatamıyor derdini
Derler ki Sayın Mareşal bırakın Türkiye'ye gitmeyi. Londra dışına çıkamazsınız çünkü kangren tehlikesi var. Kan kaybından gidersiniz. Kurtaramayız. Öyle bir şey olur mu? Fakat General Burtwood ısrar eder. Ve gerçekten başarır. İngiltere'den bir tören birliğiyle, tören takımında alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze törenine gelir. Ankara'da 21 Kasım 1938'de bütün yabancı devletlerin de katıldığı devlet töreni yapılır. 21 Kasım 1938. General Burtwood tabii ayağı şiş olduğu için Maneşal üniforması giyer, Ankara'ya kadar giyer. İşte takım da, İngiliz takımı da oradan tören geçişi yapar. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşıyla birlikte. General Burtwood, oradaki büyükelçi, İngiliz büyükelçisi yürütemez. Çünkü ayağı şiş yürüyemiyor 80 yaşında. Karşıda Atatürk'ün naaşının, cenazesinin geçeceği balkonda, halk evi balkonda ona bir koltuk koyarlar. Koltuğa şöyle yaslanır düşmemek için ayağı şiştir. Şiş ayağın altına da minder koyarlar. Mareşal üniformasıyla, asasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının geçişini selamlar. Dünya tarihi, 5000 yıllık yazılı dünya tarihimiz var. Dünya yazılı tarihinde, savaş tarihinde bir düşmanın yenildiği bir komutanın karşısında mareşal üniformasıyla saygı duruşunda bulunduğu bir olay yoktur. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yüzden tarih kıskanır ve 10 Kasım 1938 İtalyan'da yine gazeteler yazar Mustafa Kemal Atatürk vefat etti diye. 11 Kasım 1938'de İtalyan bir yazar, profesör, tarihçi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili İtalyan gazetesinde İtalyanca bir makale yazar. Son cümlesi şu: askeri kişiliğini anlatır, devlet adamlığını anlatır ama son cümlesi muhteşem. Der ki İtalyan tarihçi, bunu Asaf İlbay daha sonra tercüme eder, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı: Büyük İskender, Sezar, Napolyon, ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. Düşünebiliyor musun? Büyük İskender, Aristo'nun öğrencisi, bütün Batı'nın en büyük komutan olarak gördüğü bir hükümdar ve komutan. Kendi döneminde bilinen coğrafyanın yarısını fethetmiş. Great Alexander. Sezar, kendi döneminde en büyük hükümdar ve komutan. Napolyon, Batılıların en büyük komutan dediği 62 savaşa giren biri. Ve Batılı tarihçi diyor ki, Büyük İskender, Sezar, Napolyon, ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. Bu 7 sözcük Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten savaş tarihinin o altın sayfalarına yerleştiriyor. Şimdi tarih kıskanmasın da Mustafa Kemal Atatürk'ü kim kıskanır? Evet, Büyük İskender, Sezar, Napolyon kıskanmışlar mıdır bilinmez ama iyi asker olduklarından, iyi komutan olduklarından saygıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlamışlardır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih kıskanır. Trikopis, Mustafa Kemal Atatürk esir alır. 2 Eylül 1922'de Büyük Taarruz'da Yunan başkomutanıdır kara kuvvetlerinin. Trikopis daha sonra esir değişimiyle gider ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına Uşak'ta 2 Eylül 1922'de getirirler. Hoş geldin Sayın General der Trikopis'e, çay kahve ikram eder. Trikopis'e der ki, Sayın General der, eğer vazifenizi yaptığınız konusunda vicdanınız rahatsa esir olduğunuz için üzülmeyin. Bizim misafirimizsiniz. Çünkü Napolyon da esir olmuştur der. Trikopis elini sıkar ayrılır. Şimdi Trikopis ne yapar? Daha sonra esir mübadelesiyle Atina'ya gider. Kurşuna dizilmekten kurtulur. Çünkü idam kararı verir. Yani Yunan ordusu o kadar büyük bir felaket yaşadı ki o Asya seferinde, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olduğu 3 Mustafa. Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi Çakmak. Kaderin tecellisi. Üçünün birinci ismi Mustafa. Büyük bir felaket uğrar Yunan milleti ve ordusu. Yunanlar bu felaketi yaşatan 6 devlet adamını kurşuna dizerler. Ne zaman? Hemen büyük felaket dediklerinin 2 ay sonra Kasım'da. Nasıl kurşuna dizerler biliyor musunuz? Atina'da. Normalde kurşuna dizerken önden manga ateş eder. Gözleri bal. Bu felaketi yaşattıkları için, bu Yunan milletine böyle bir utanç lekesi yaşattıkları için onları aşağılamak için İlayda Hanım ters oturturlar sandalyeye ve sırtlarından kurşunu dizerler. Tabii Trikopis kurtulur çünkü verilen emri yapmıştır ama ne yapar Trikopis? Kendisini esir alan,
Yunan tarihine bu utanç lekesini yaşatan ve kendisini esir alan Mustafa Kemal Paşa'ya yenilen bu adam, bu trikopis ne yapar? Mustafa Kemal Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra trikopis 1939 yılından 1952'ye kadar gelir. 92 yaşına kadar yaşar herhalde. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atina'nın Türk Büyükelçiliğine gelir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posteri önünde saygı duruşunda bulunur. Tarih kıskanmasında kim kıskanacak? Onun için tarihin kıskandığı lider diyoruz. Ve tarihin kıskandığı lideri özetleyeyim müsaade ederseniz. Selanik'te halktan biri olarak doğdu. Adı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal oldu. Gazi Maraşal Mustafa Kemal oldu. 40 yaşındaydı. Türk milletinin en büyük evladıydı. Türklerin atası, mazlum uluslar ve Türk milleti ona Atatürk dedi. Doğum yeri Selanik ama doğum yeri aslında Çanakkale muharebelerinde Kemal yeri. Çünkü Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine 34 yaşında Kemal yeri gözetleme yerinde Çanakkale'de Gelibolu'da çıktı. 34 yaşında Çanakkale'de 3000 yıl önce aynı coğrafyada yapılan Truva'nın, Troya Savaşı'nın intikamını aldı 34 yaşında. 38 yaşında milli mücadeleyi başlattı. İdama mahkum edildiğinde 39 yaşındaydı. 40 yaşında 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasıyla beraber başlayan Türk çekilmesini ve toprak kaybını 238 yıl sonra Sakarya'da durdurdu. 41 yaşında büyük taarruzla işgalcilerin hayallerini yerle bir etti. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'ni kurdu. Ümmeti millet kulu değerli birey yaptı. Evet, o da insandı, sevdaları vardı, sevdiği yemekler vardı, kahvesi vardı. Fikriye ve Latife Hanım'ın paylaşamadığı başkomutan ama hep yalnızdı. Evliliği fırtınalı denizde bir yolculuktu. Hayatımda yaptığım hatalardan biri de evlenmektir sözleri aslında onun ilk yenilgisiydi. İkinci yenilgisi hastalığıydı. Savaşta yendiği düşmanının onun önünde saygı duruşu, mağlup ettiği düşmanının onu Nobel Bilim Barış Ödülü'ne aday gösterişi tarihte bir ilkti. Yunan Başbakanı Venizelos 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. Muhteşem. Onun en güzel anları maalesef hep hüzün doluydu. Bunalıyorum çocuk, büyük bir acı içinde bunalıyorum dediği günler oldu. Gözyaşlarını tutamadığı anlar, yolculuğu engeller, nankörlüklerle doluydu. Milletine yazdığı, sonra üzerine çizdiği, beni hatırlayınız sözcükleri, hüzünlü bir vedanın kağıda dökülmüş gözyaşlarıydı. Çok dermansızım Salih, büsbütün başka bir adam oldum sözleri, çaresizliğe isyanıydı. Ölüm demek böyle olacak kızım dediğinde, son günlerini yaşadığının farkındaydı. Son anı, ulu bir çınarın köklerinin sökülmesi misali, devlerin savaşında son perdeydi. Türk gençliğine emaneti, çok sevdiği milletine vasiyeti oldu. Savaş tarihinin en büyük komutanlarından, komutanlarının kıskandığı bir savaşçıydı. Tarihin kıskandığı bir lider. Ama bir insan, ağaç sevgisi, kitap aşkı ve millete sevdasıyla savaşın ustası ve barışın efendisiydi. Şunu da altını çizelim. Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılı 10 Kasım'ında gerçekten ölmüş olsaydı, bugün onu öldürmek isteyen çok sayıda insan olur muydu hala? Demek ki ölmedi. Ve her gün, her ay, her yıl Atatürk sevgisi gittikçe daha çok kökleşiyor hepimizde. Atatürk'ün mirasını koruduk mu? Bizim nesil Atatürk'ün mirasını korumadı. Yani benim nesil, benim kuşak Atatürk'ün emanetine sahip çıkamadı. Ben itiraf ediyorum. Bizim kuşak. Bizden önceki kuşak, bizi yetiştirenler, o köy enstitüsü ruhuyla, damarıyla bizi yetiştirenler, bize Atatürk damarını, Atatürk'ü öğrettiler. Ama biz bundan daha sonraki kuşaklara bunu öğretemedik. Bizim kuşak suçlu. Bizim kuşak günahkar. Atatürk'ün vasiyetini koruyamadı. Atatürk'ün mirasını koruyamadı.
Onun altını çizelim. Önemli olan insanları yeni fikirlere alıştırabilmekte. Keşke paşalığınız devam etseydi efendim. Böylesi daha iyi oldu Mazhar. Benim niyetim bir askeri diktatörlük kurmak değildir. Hepimizin üstünde millet meclisi yer alacaktır. Ordu ve başkomutanlık meclise bağlı olarak kalacaktır. Ama Atatürk ve onun Kemalizm, onun ilkeleri ve devrimleri yok olur mu? Hayır. Gittikçe kökleşiyor. Anda hiçbir engel, herhangi bir engelle karşılaştığında, idam kararı onaylandığında ya da Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunu 100 kilometre çekmek zorunda kaldığında bile umudunu yitirmedi. Biz de umudumuzu yitirmeyeceğiz. Biz de umudumuzu yitirmeyeceğiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün biraz önce anlattığım örneklerle tarihin kıskandığı liderde ona layık olacak şekilde bundan sonraki kuşağı anlatacağız. Küba lideri der ki Fidel Castro 1996'da Habitat zirvesine İstanbul'a gelir. Küba lideri meşhur Fidel Castro der ki ben şaşıyorum. Niye başka lider arıyor bu tür gençliği? Ben bile onun yaptığı devrimleri yapamazdım. Onun kılık kıyafet, onun harf devrimi, yaptığı devrimlerin hiçbirini yapamazdım der Fidel Castro. Ve Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi der ki Mustafa Kemal İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri tanrı zannederdik der. Mustafa Kemal evrenseldir. Bütün mazlum ülkeler için bir meşaledir Mustafa Kemal Atatürk. O öldüğünde Mısır'da, Pakistan'da, Hindistan'da yas günleri ilan edildi günlerce. Onun için Mustafa Kemal Atatürk ölmedi. Her gün ölmediği fikirleriyle yaşadığı daha çok ortaya çıkıyor. Ama bizim kuşak o görevi yapmadı. Ama neresinden başlarsak o görevi yapmaya kârdır diyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan sonraki kuşağa anlatmak zorundayız. Kuvayi Milliye Destanı'nda vatan şairi Nazım Hikmet Bursa cezaevindeyken Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa 41 yaşında biliyorsunuz Kocatepe'de bir resmi var, kalpaklı bir resmi var, Kocatepe resmi deriz. O resmi görüyor, Kuvayi Milliye Destanı'nı yazıyor ve şu dörtlük dökülüyor. Nazım'ın, vatan şairi Nazım'ın dört. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklar üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Ne muhteşem, ne muhteşem. İşte vatan şairi Nazım, tarihin kıskandığı, savaş tarihinin ve insanlık tarihinin kıskandığı lideri, başkomutanı Kuvayi Milliye Destanı'na ebedileştiriyor. Ve edebiyat eserine dahil ediyor. Ne muhteşem bir şey. KRT televizyonuna beni bu özel günde davet ettikleri için ve İzleyicilerle buluştuğu için şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Biz teşekkür ederiz. Bütün izleyenlerimize Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk, tarihin kıskandığı lider ve 3 Mustafa, Mustafa Kemal, Mustafa İsmet İnönü, Mustafa Fevzi Çakmak ve o kahraman silah arkadaşlarına ve o vatandan milletten başka sevgili tanımayan o kuşağa saygı ve minnet duygularımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.